Aslında bu hafta biraz çetrefilli geçti. Bu hafta biraz karışık geçti. Özellikle DCTR halk arzıyla beraber, talep toplamasıyla beraber, Cuma günü sonuçlarının açıklanmasıyla beraber son halk arzlarımızda güzel rakamları hafta içinde görmüş olsak da hafta sonuna doğru biraz bir sarkmalar tekrar gerçekleşti. Ne yazık ki halen arz fiyatının altında seyreden şirketler var. Ne yazık ki halen küçük yatırımcıyı arz fiyatının altına hapsetmiş. Yahu kardeşim, sana yatırım yaptığıma, senin halk arzına katıldığıma güne diye başlayan sözlerle söz duyan, kulakları şınlatan kişiler, halk arzlar, şirketler var halen. Şöyle bir son halk arzlarımıza baktığımızda dediğimiz gibi 3-4 tane halk arzımız halen arz fiyatının altında seyrederken 9 halk arzımıza baktığımızda, son 9 halk arzımızda öyle ahım şahım bir kazanç yok ama yine de bir gayret var. Yine de bir yükseliş var. Yine de bir emareler var. Eforça %65 yükselişe geçmiş arkadaşlar. Arz fiyatından. Seymen Gıda ne yazık ki %16 eksi de hala. Horoz Lojistik, o kadar dedik ki ya, yurt dışı taşımacılık sektörü büyük montanlı taşımacılık yapıyor. Horoz Lojistik eksi 3,27. Ne yazık ki karlılık durumu değil, halen arz fiyatının altında. Yiğit Akü %28 yukarıda arkadaşlar. O enerji depolama sektöründe güzel atılımlar olacak dediğimiz Altın Kılıç Gıda halen kefirini içtiğim güzel şirket. %5 yukarıda. Özyaşar Tel %5 yukarıda. Onur Yüksek Teknoloji son 9 halk arzımız içinde %90 yukarıda, güzel performans. Hareket Proje %24 yukarıda. Koç Metalürji, hiç beklemediğimiz kurunun yanında yanan yaşlardan dolayı hatırlayın. Aylar önce halk arz olmuştu. Güzel performans göstermiş. 3-5 tavan gitmişti ama ne yazık ki şu an %16 ekside görünüyor arkadaşlar. Düzelir mi bunlar? Düzelir. Ne zaman düzelir? Göreceğiz önümüzdeki dönemde. Bu hafta ben aslında borsanın genelinde bir atak bekliyordum ama olmadı. Olmadı. Halen bir beklenti var. Anlaşılan halen bir beklenti var. Bakalım o beklentiler ne zaman gerçekleşecek? Biz de burada ne zaman sizlerle paylaşacağız. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.